Şair Nuhifi'nin bir beyti var elimizde. Lazım değil inayeti ehli tekebbürün, bahşeyledim atasını ve çi abusuna. Hikmetli bir beyittir, nükteli bir beyittir. İnsanların başkalarına ihtiyaçlarını gösteren, ihtiyaçsızlıklarını da öne süren bir beyittir. Lazım değil inayeti ehli tekebbürün, yani kibirlilerin bize bir inayeti, bir yardımı, bir iyi niyet gösterisi lazım değil. Kibirli birisinden böyle bir şeyi beklemem bahşeyledim atasını ve çabuzunu. Hatta ben onun yapacağı bütün iyilikleri kendi as, asık suratına belki de e, biri bin parçaya bölen o soğuk suratına bahşettim. Benden ona bağış olsun. Onun bana herhangi bir iyilik yapmasına gerek yok. Yani insanın müdanasız yaşamasını anlatan bir beyit. Beyitle dikkatimizi çeken üç kelime var. İnayet, bahşeylemek ve ata. Bunların üçüne de Türkçe sözlüklerde bakarsanız aradığınız zaman üçünün de karşılığında bağış kelimesini görürsünüz. Yani inayet var idi belirli bir kelime. Bugün Türkçe sözlükte karşılığı bağışlamak. Bahşetmek vardı bugün bağışlamak. Ata kelimesi vardı bugün karşılığını bağışlamak bulursunuz. Ve devam edelim. İhsan kelimesi var sözlüklerde. Karşılığında iki nokta üst üste bağışlamak yazar. Himmet kelimesi var İki nokta üst üste karşılığında bağışlamak yazar. Kerem kelimesi var karşılığında bağışlamak. İnayet söyledik. İltifat kelimesi var bunun da karşılığında bir anlamı bağışlamaktır. Ata var, hibe var, atifet var vesaire vesaire. Yani bunca kelimenin her bireri sonunda bugünkü sözlüklerde bağışlamak olarak zihnimize yerleşiyor. Peki bu kelimelerin farkları neydi ki? bugün hepsini bağışlamakla karşılıyoruz. Bir defa ihsan, gölge etme başka ihsan istemem diyor ya hani. Onun gibi birisinin bir iyiliği bir başkasına göstermesi anlamına geliyor. Büyüklerden küçüklere yahut sultandan kula yapılan bir bağıştan söz etmek. Lütuf manevi bir bağıştır. Aslında kahrın da hoş, lütfun da hoş. İbrahim Tennuri'nin o meşhur dizisinde olduğu gibi. Himmet Manevi bağışın pirlerden yani mürşitlerden belki de müritlerine, belki derecesi daha yüksek olan birinin daha aşağıda olan birisine gösterdiği bir bağış çeşididir. Bu illaki bir mal cinsinden, para cinsinden olmayabilir. Bazen bir söz, bazen bir iyilik, bazen de bir yardım kabilinden olabilir. Kerem eşit kişilerin birbirlerine gösterdikleri bağışlama biçimidir. İyilik biçimidir. Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı mısrağında bunu görebiliriz mesela. Çünkü insanların keremeyle keremet şunu şöyle yapıver dedikleri zaman aslında büyükler küçüklere de aynı şekilde keremeyle bir su getir bize gibi. İnayet maddi ve manevi yardımların Beraber bağış şeklinde karşı tarafa aktarılması demek e, hırsızlarınla ikramı inayet yeni çıktı diyen yani Ziya Paşa aslında tam da inayeti söylemekte. İltifat aslında bir bağış çeşidir birisinin e, bir başkasına mesela sevgilinin aşıkına gülümsemesi bir iltifattır. İltifatı biz bugün sadece kelimelerin dünyasında birisine sözle. E, ...komplimanda bulunmak gibi anlıyoruz. Halbuki iltifat... ...falanca sultan, filanca şaire iltifat etti... ...dediğimiz zaman... ...ya ona bir kürk bağışladı... ...ya iyi bir görev bağışladı... ...ya iyi bir iş e, verdi... ...yahut da hakikaten güler yüz gösterip... ...gönlünü aldı anlamında anlatılmaktadır. Ata... ...büyüklerin... ...affetme manası... hani ...hata bizde ise ata sizden olsun... E, ...vecizesinde olduğu gibi... Böylece ata dediğimiz zaman büyüklerden birinin küçüklere bir şeyi bağışlaması, belki de suçunu bağışlamak anlamında. Hibe karşılıksız yapılan bir bağışlama biçimidir. Tanısanız tanımasanız, kimi tanırsanız tanımamışsınız hiç fark etmez. Tamamen karşılıksız. Atifet keza ata ile eş anlamlıdır. Şimdi bir an düşünelim. Türkçe sözlüklerde bütün bu kelimelerin karşılığında bağış kelimesi var iken yani bizim eski Türk dilimiz bu kadar geniş perspektiften bağışlamayı farklı farklı ifade ederken bugün maddesi manevisi büyük küçüğü birbirine karışmış olarak sadece bağışlamaktan bahsediyorsak ve gençlerimiz çocuklarımız toplumumuz bütün bu kelimeleri bir kenara koyup sadece bağışlamaktan bahsediyorsa A. Dilimiz nasıl daraldı? B. Medeniyetimiz nasıl daraldı ve ne hale geldi? C. Düşüncemiz ve anlayışımız ne kadar eksildi ve kısırlaştı? Bunu görebiliriz. Sadece kelimelerin dünyasında bir yolculuk işte bize eski hayat ile bugünkü hayatın arasındaki geçişi kısaca izah etmekte. Bunun için kelimelere iyi bakmak lazım, kelimelerin peşinde durmak lazım.